بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أنا في العاصمة التركية إسطنبول وأجلس في أشهر مؤسسة إغاثية تقريبا في الشرق الأوسط ألا وهي هيئة الإغاثة الإنسانية المشهورة ب إيهآها، وأجلس في ذات المؤسسة وبجواري الأستاذ بولنت يلدرم رئيس هذه المؤسسة إيهآها. مرحبا بك أستاذ بولنت. مرحبا، الله يرضى عنك. ونحن نتكلم عن العمل الخيري، نتكلم عن العمل الإنساني، والكلام عن العمل الخيري الكل يحبه أيا انطلق الخير لإنسان محتاج بقطع النظر عن عقيدته، مذهبه، قوميته، جغرافيته. يعني نتكلم عن هذا الموضوع الجميل. السؤال الأول ونحن نتكلم عن الإيهآها، أن الناس عرفوا مؤسستكم من خلال حادث كبير ألا وهو حادث سفينة أسطول الحرية مرمرة 2010 3/5/2010 المتجهة لكسر الحصار الظالم عن غزة، فتحول العمل الخيري إلى حدث سياسي. تدخلت إسرائيل، قتل 10 حالات وفاة، عشرات حالات الجرحى، اشتهر الأمر أكثر لأن كان في تقريبا 600 جنسية وأكثر من العالم كله بما في ذلك الكويت، النساء والرجال شاركوكم وأنت كنت على السفينة، فاشتهر الإيهآها بحادث غزة وأنت كنت رئيس هذا الفريق. إلا أن ثم تحدث أيضا جدد إسقاط الأضواء عليك، ألا وهو أنك ظهرت أمام الانقلاب التركي الأخير أمام الدبابات وسعيت وتكلمت للجمهور في لقطات، مما جعل القنوات أيضا تلتقط هذا الشيء. هذه مقدمة من أجل أن يعرف المشاهد لماذا جئنا إلى هذه المؤسسة التي فيها فرادة. السؤال، ماذا تعني لكم غزة وكم تأخذ من جهودكم؟ Allah razı olsun. İHA'yı güzel tarif ettiniz. Öncelikle o konuda teşekkür ediyorum. Fakat İHA 1992'den beri aslında tanınıyor. Yani biz Bosna Savaşı'nda bulunduk. O dönemde kurulduk. O dönemden beri de insani yardım faaliyetlerinde gayret ediyoruz. Esasen kurulduğumuz günden itibaren de insani yardım ve siyaset kavramının birbirinden ayrışması gerektiği konusundaki tezleri çok kabul etmiyoruz. Çünkü insan neden yardıma muhtaç olur? Büyük güçlerin oraya uygulamış oldukları politikadan dolayıdır. Ya dışarıdan bir işgal vardır, ya da yeraltı kaynakları sömürülmüştür. O yüzden fakir kalmışlardır. Bu yüzden dolayı da biz politik gerekçelerin de ortadan kaldırılması için uğraşırken birileri buna siyaset diyor. Onun için biz bunları iç içe görüyoruz. Bu süre zarfında tabii bizim için en önemli çalışma alanı Filistin'di. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa ile ilgili söylemiş olduğu haber bize bir mesajdır. Aslında bir stratejik öngörüdür o. Yani diyor ki İslam ümmetinin asıl savunma hattının merkezi Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dır. Onun için bu üçünü mutlaka koruyacaksınız. Müslümanlar ne olursa olsun bu üçünü birbirinden ayırmayacak. Eğer bir tanesi koparsa İslam dünyasının bak neresinde ne kadar katliamlar, zulümler, gözyaşları oluyor. Dünyanın her tarafında sıkıntılar oluyor. Onun için bu üçünü korumak zorundayız. Şimdi Mescid-i Aksa esir. İşgal edilmiş.
Mescid-i Aksa'nın da savunucuları kimler? Filistinliler. Filistinli çocuklar, Filistinli kadınlar. Mescid-i Aksa'nın savunmasında en önemli rolü alanlardan biri de Gazze. Gazze'yi bunlar ne yapıyor? Hapsediyor. Mescid-i Aksa'yı yıkmak isterken Gazze'nin zayıf kalmasını istiyorlar. Onun için hem Gazze'deki halkın açlığa mahkum edilmesi, hem onların sistematik bir şekilde soykırıma uğraması, Mescid-i Aksa'nın yıkılmasını isteyen İsrail'in bir planıdır. O nedenle biz Gazze'deki bu ablukanın kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Ve bütün insanlığın kurtuluşu için Mescid-i Aksa'nın özgür olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü tarihte Kudüs kimin elindeyse dünyayı onun yönettiğini biliyoruz. Bakın Haçlılar bir dönem Kudüs'ü ele geçirdi, Müslümanları ve Yahudileri öldürdüler. Şimdi Siyonistler ele geçirdi Mescid-i Aksa'yı. Müslümanları ve Hristiyanları katlediyorlar, onlara zulmediyorlar. Ama Kudüs Müslümanların elinde olduğu dönemde, Osmanlı dönemini hatırlayın, bütün dinler, bütün mezhepler orada rahat ve huzur içinde yaşıyordu. Çünkü bizim dinimize göre asla başkasının inancı sorgulanamaz. O nedenle biz Gazze'deki özgürlüğe çok önem veriyoruz. Onun için Gazze'deki ablukanın kalkmasını istiyoruz. Gazze'de yıkılan binaların yapılmasını istiyoruz. Gazze'de okulların açılmasını istiyoruz. Hastanelerin tekrar kurulmasını istiyoruz. Gazze'nin kendi kendine ticaret ve seyahat özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. O sebepten dolayı Mavi Marmara ve Filo'nun oluşumunda İHA olarak katkıda bulunduk. Bu gemilerimizden bir tanesinde kuvvetteki katılımcılar aldı. Allah onlardan razı olsun. Bu vesileyle onu da söyleyeyim size. Kuvvetteki kadın ve erkekler çok yiğit durdu. Çok şecaatli durdu. Hiç korkmadılar. Yani İsrail askerleri katlederken bile baktım ki kadınlarımız ve erkeklerimiz çok güçlüydü ve kuvvet bize büyük bir destek verdi. Kuvvet devleti olarak da yanımızda oldu, parlamentosu olarak da yanımızda oldu, kuvvetin halkı olarak da yanımızda oldu ve o yüzden hep beraber Gazze'nin sesini bütün dünyaya duyurmuş olduk. Üstad Bülent Yıldırım, Kuveyt şe'ben ve hükûmeten daimen ma'al kadâyil insaniye ve tecid lehum basme fî kulli mekân ve hâdâ şey la yestihak, yani لا أقول يستحق الإفاضة إلا لأن الخبر مستفاض أصلاً والعالم تعرف ذلك فالكل يتشارك في العمل الخيري ولله الحمد. السؤال أنتم مسماكم العنوان اللافتة مؤسسة الإغاثة الإنسانية والحقوق والحريات الإنسانية وليس المسلمة فقط، فهل إغاثاتكم تقدم للمسلمين فقط من باب الأقربون أولى بالمعروف أم تقدم لغير المسلمين أيضاً؟ Tabii biz bütün insanlıktan sorumluyuz. Yani dini ne olursa olsun, dini, ırkı sorulmaz. Mazlum olan herkese ulaşmak zorundayız. Onun için Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, Mecusi de olsa, Müslüman da olsa yardıma ihtiyaç duyan her tarafa gitmek zorundayız. Mesela Japonya depremine ilk giden biziz, tsunami'ye. Ve hatta Japonların kendisi dahi radyasyon tehlikesi var diye çıktılar o bölgeden ama İHA'daki arkadaşlar çıkmadılar. Ben onlara çıkın dedim, dediler ki burada daha insanlar var, çıkamayız. O gün duygulandım ve ağladım. İşte Amerika'da Katrina kasırgasına gittik, Haiti'ye gittik, işte İtalya'daki sel felaketine gittik, Yunanistan'a gittik. Gitmediğimiz bir yer kalmadı. Yardım yaparken de mazlum olması bizim için yeterliydi. Onun için onların dinine bakmadan bütün milletlere yardım etmeyi hedeflemiş bir teşkilatız. Elhamdülillah. Ve in kan hada yani yurhak el mizaniye illa en hada el vacib en el insan meta mastata an yusaid kema tef'alun. إن شاء الله بعد الفاصل نستكمل الحديث مع الأستاذ بولنت يلدرم رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية إيهاها في إسطنبول. Bahrlarım aynılaştı, ilki sonu kalmadı.
Tavırlarım farklılaştı, sabrım uykuya daldı. Dünya saçmalaştı, garipsememe başladım. Huzuru kim kaybetmiş ki ben bu... نستكمل الحديث مع الأستاذ بولنت يلدرم رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية والحقوق والحريات المشهورة بإيهاها. نقاشنا في مبناهم في إسطنبول، هيئة متميزة وضعت بصمتها. ولكن يا أستاذ يلدرم، أنت إنسان دائما تغامر وتدخل في، يعني كما شاهد الناس موقفك من الانقلاب ووقفت أمام الدبابات، و لكن أيضا دخلت حلب وقمت كوسيط لتبادل الأسرى بين الأطراف المتنازعة. السؤال، كأن عملكم انتقل من العمل الإغاثي المحض إلى الدبلوماسية والسياسية، فكيف تجيب على هذا السؤال؟ İlk defa Bosna Hersek Savaşı'nda bu çalışmaları yaptığımda 24 yaşlarındaydım. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir cami vardı, İslam Merkezi diye. Orada kaybolan Bosnalı mülteciler birbirini bulurdu. Çocuk, kadın, erkek. Süreç içerisinde bazı kadınların kaybolduğunu, bazı genç kızların kaybolduğunu, bazı çocukların kaybolduğunu fark edince araştırdık. Bunların bazılarını misyoner teşkilatların götürdüğünü, bazılarını kadın ticareti yapan çetelerin aldığını, bazılarının işte o gün tam bunu delillendiremezsek bile organ mafyasının eline geçtiğini tespit ettik, duyduk. O gün kendi kendime karar verdim. Dedim ki niçin biz Müslümanların kayıp çocuklarını hiç aramıyoruz? Kadınları bulmak için gayret göstermiyoruz? Ve o zaman bir insani diplomasi diye bir kavram kafamızda ürettik. Bunu literatüre İHA kazandırdı. Bu çok önemlidir. Şimdi bu insani diplomasiyi bütün ülkelere de önerdik. Mesela Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda şu anda bunun teorik altyapısını yapıyor. Bu insani diplomasi kaybolan insanların bulunması, bulunan insanlar esirse bunların serbest bırakılması, karşılıklı esirlerin takas edilmesi konularıyla ilgilenen bir bilim, bir ana dalı haline getiriyoruz biz bunu. Bu konuda hem Suriye'de hem dünyanın çeşitli ülkelerinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Mesela şimdi Filipin'le Mora arasındaki ara buluculukta da İHA'ya bir görev var, gözlemci heyet olarak. Afganistan'da yaptık bunu, Suriye'de yaptık. Mesela Suriye'de İranlı esir tutulanlarla Suriye rejimi arasında esir tutulanlar arasında bir serbest bırakma işlemi gerçekleştirdik. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ki en büyük esirlerin bırakılma hadisesiydi sayısal anlamda. Çok duygulandım. O kadınların o bırakılma anı, kadınların ailelerini araması, o gözyaşları, o sevinçler. Hala mesela o bizim bırakılmasına vesile olduğumuz insanların bazılarının çocukları, bazılarının kendileri yanımıza geliyor. Bize sarılıyorlar, dualar ediyorlar. Biz bunu sadece Müslümanlar arasında da yapmıyoruz. Müslümanlarla Müslümanlar arasında, Müslümanlarla Hristiyanlar veya başka dinler arasında veya başka dinlerle başka dinler arasında fark etmiyor. Önemli olan insanların ailelerine kavuşması. Mesela bakın geçenlerde yaşadığımız bir hadise, 7 sene önce çocuğunu bırakmış böyle kundakta, kaçmış bir aile bir memleketten, bir zulümden. 7 sene sonra biz gittik, o çocuğu bir şekilde aldık, o aileye getirdik, kavuşturduk. O anneyle o kız çocuğunun o birbirine sarılma anı var ya,
Yani hissediyorsun, Allah senin bütün günahlarını döküyor adeta. Bütün hücrelerinde hissediyorsun onu. Onun için bu insani diplomasi, esir bırakma, insani ve siyasi kavram arasında biz görmüyoruz. İnsan olmanın bir parçası olarak görüyoruz. يعني احنا دائما نقول اختياركم كوسيط في الاحداث هذه دليل على ثقه واقرب ما تكونون يعني صفتها شبه حياد اكبر نعم لكن الحدث السوري الم يستنزف ميزانيتكم احداث سوريا يعني مشاركتكم في الاغاثه والدخول ben öncelikle tabii bu televizyon kuvvetlerin bir televizyonu olduğu için Kuveyt halkı bizi daha çok dinleyecektir oradan başlamak istiyorum. Esasen Körfez'deki hemen hemen birkaç ülke Katar'da dahil olmak üzere bu konuda bizi hiç yalnız bırakmadı. Kuveyt'teki yardım kuruluşları, Kuveyt'teki halk bizimle beraber oldu. Yine Katar'ın kuruluşları ve halkı bizimle beraber oldu. Suudi Arabistan'da yine bazı kuruluşlar bizimle çalıştı ama bize bu Körfez'in kapılarını da Kuveyt'teki halk açtı. İşin doğrusunu isterseniz. Ve Kuveyt Devleti'nin biliyorsunuz insani yardım konusunda Birleşmiş Milletler'de lider seçilmesi çok önemliydi. Ve dünyanın her tarafına yardım etti. Suriye konusunda da tabii biz çalışma yaparken sizlerden çok destek aldık. Lakin Suriye bugüne kadar karşılaştığımız krizlerin en büyüğü. Yani biz Bosna krizi, Makedonya, Kosova, Çeçenistan, Afganistan, yeryüzündeki bütün savaşılan bölgelerde veya bütün doğal afet bölgelerinde çalıştık ama Suriye bir zaman olarak da çok fazla. İkincisi de tabii bu krizden etkilenen, savaştan etkilenen nüfus fazla. Onun için biz şu anda kendi öz kaynaklarımızla dahil olmak üzere adeta İHA'nın bütün imkanlarını seferber ettik. Ha, Allah'tan bereket bekliyoruz. Çok önemli değil. Ama bize ciddi bir yük oldu işin doğrusu. Fakat arkadaşlarla da oturduk, kendi kendimize konuştuk. Dedik üzerimizdeki ceket de gitse, sonuçta Suriye'deki bu halkın yanında olacağız. İhtiyaçlarını mutlaka karşılayacağız. O nedenle evet bizi bir taraftan yormakla birlikte bir taraftan da İHA'nın büyümesine de vesile oldu. Çünkü herkes İHA'nın Suriye'de yapmış olduğu çalışmaları gördü, takdir etti. Yetimhaneler açıldı, hastaneler açıldı, içeriden hastaneler getirdik, mülteci kampları kuruldu. Mesela dünyanın en güzel mülteci kamplarını Suriye'nin içerisinde kurduk. Yani orada kurduğumuz kampların altyapısı, kampların içinde kullandığımız malzeme, prefabrik evler, işte yine onların elektrik sistemi vesaire sistemli bir şekilde dizayn edilmesi, bunu hem kuvvetli kuruluşlarımız hem de Katarlı kuruluşlarımızla beraber yaptık. Dünyaya da örnek oldu bu. Onun için bu İHA'yı da büyüttü. Yani bütçesi bizi sıktı, bize yük oldu ama İHA'nın da büyümesine, İHA'ya bereket gelmesine de vesile oldu. Ma min şek kema tefaddalt Üstad Yıldırım min enne l-hadeth alemi ve am ve vasi' ve demavi ve kebir la testati'a hatta duvel يعني بمفردها إنما يجب لأن صراع سياسي صراع قتل صراع هدم وأشكرك على يعني أنا على يقين أنك لا تجاملني لأني كويتي أنت تذكر حقيقة الشعب الكويتي الشهادة له يعني سبحان الله هكذا يعني كل الشعوب لكن ما قلته كفاية لكن هذا يجرني إلى سؤالين أقدم أحدهما على الآخر فأقول أن العمل الخيري في العالم الإسلامي كله تعرض إلى ضغط غربي وتصعيد سياسي ومراقبة وتفتيش من الخليج إلى المحيط تركيا دولة كبيرة فهل الإيهاها هيئة الإغاثة الإنسانية والحقوق والحريات الذي أنت رئيسها هل تعرضتم لضغط غربي في قضية
أرشيفكم جداولكم أعمالكم فتش عليكم أم لا؟ هذه المعلومة نحن لا نعرفها حقيقة، نحن نعرف قوتكم وانتشاركم ومنافساتكم، أما هل وصلكم هذا الضغط الأجنبي الذي حقيقة حجم عمل إيجابي كثير في العالم لاعتبارات كثيرة وتداخل الأمور، لكن ماذا حصل معكم أمام الضغط العالمي وكيف تعاملتم معه؟ أسمع منك الجواب ولكن بعد هذا الفاصل. Biz dünyanın en şanssızları, tüm zamanların en haksızları, günün en büyük tutarsızları, ama en zararsızları. Biz dünyanın en şanssızları, tüm zamanların en haksızları, günün en büyük tutarsızları, ama en zararsızlarıdır. يستمر الحوار مع الأستاذ بولنت يلدرم رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية والحرية والحقوق والحريات المشهورة بإيهاها في تركيا، ونحن الآن في العاصمة في إسطنبول العاصمة السياحية. إنزين دائما نقول العاصمة السياحية في إسطنبول. طبعا كما قلت لكم عرفت هذه المؤسسة عند العرب على الأقل عندما كانت سفينة مرمرة في 2010 وأسطول الحرية لفك الحصار عن غزة ونزول الإسرائيليين عليها وقتل العشرة وجرح العشرات، وكان فيها 600 أكثر من 600 جنسية منهم كويتيين أيضا وخليجيين وغيره. يعني هذا الحدث بعدين عرف ب كما قلت في أحداث الانقلاب عندما وقف أمام الدبابات ونصح الجمهور بالنزول أمام هذا الطغيان العسكري السياسي. السؤال، هذا الجهد الكبير لمؤسستكم والنوعي، هل تعرضت مؤسسة الإيهاها في تركيا إلى ضغط أجنبي دولي بعد أحداث التفجيرات والحروب كما تعرض العمل الخيري في العالم الإسلامي من الخليج إلى المحيط في نقد وتشهير والخضوع للتفتيش الغربي على رأسهم الأمريكي؟ هل خضعتم لذلك؟ هل جاءكم كما نقول بالشعبي طشار من هذا الذي جاء للدول العربية؟ Şimdi tabii biz 1992'de Bosna Savaşı ile beraber başladık. Şu anda 150'ye yakın ülkede çalışıyoruz. Tabii çalıştığımız ülkelerin hukuki altyapısını çok iyi inceliyoruz. Onun için hukuk çerçevesinde kalıyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e üye bir teşkilatız. Yine Dünya İnsani Forumu'nun ilk kurucuları arasındayız. Orada hem Hristiyan dünyasından hem de İslam dünyasından yardım kuruluşlarının oluşturduğu bir mütevelli heyet var. Oradaki bir kuruluşuz. Yine birçok ülkede Müslümanlarla Hristiyanlar arasında arabuluculuk yapıyoruz. Bu arabuluculuğu yaparken mesela Filipin ve Mora'da yaptığımız arabulucuların içinde kim var? Amerikalı bir diplomat var. Avrupa Parlamentosu'ndan biri var. Filipin Devleti'nden biri var. Mora Özel Yönetim'den biri var ve İHA var. Onun için hem Batı hem de İslam dünyası, yani Amerika, Avrupa, Rusya, Çin hepsi şunu çok iyi biliyor ki İslam dünyası içerisinde ve genel olarak dünyada bütün bu kültürlerle arabuluculuğu yapabilecek bir birikime sahip İHA. O nedenle İHA'yı bütün devletlerin bizim politikalarımızdan hoşlanmasalar bile farklı bir yerde gördüklerini fark ettik. Mesela biz Suriye'nin ve başka ülkelerde birçok yerde kaçırılmış Çek Cumhuriyeti'nden insanların, Polonya Cumhuriyeti'nden insanların, Almanya'dan, Alman vatandaşlarının kurtarılmasına vesile olduk. Yine mesela Kanada, Amerika ve benzeri yerlerden senatörler bize başvurdu. Kendi vatandaşları için çeşitli yerlerde arabuluculuk ve insani diplomasi yapmamızı istedi. Bu nedenle bize baskı yapamıyorlar. Neden yapamıyorlar? İHA'nın
hukuk çerçevesi içerisinde kaldığını biliyorlar. Biz ayrıca kendi hesaplarımızı uluslararası bir mekanizmayla denetime açıyoruz. Türk hukuk sistemi zaten bu konuda çok güçlü. Kendi hesaplarımızı çok iyi denetliyor. O nedenle bize karşı bugüne kadar yapılan ve yapılmak istenen baskıların hepsi bir zarar verici boyutta olmadı. Esasen de öyle çok büyük bir baskı bize olmadı. Dediğim gibi dünyanın her tarafında, yani Amerika'dan, Avrupa'dan, Çin'den, Rusya'dan, Körfez'den, her taraftan gelen yardımlar bize ulaştı. Biz oralarda da kolay kolay çalışabiliyoruz, faaliyetlerimizi yürütebiliyoruz. Bu baskılar tabii hukuk çerçevesinde kalmayan kurumlara oluyor. Ama onun dışında da bazen böyle siyasi, mesela Kuveyt'in yapmış olduğu yardımlar çok büyük. Bu bazı ülkelerin nezdinde kıskançlık oluşturabilir. Biliyorsunuz Kuveyt Emiri ve Abdullah Matuk Birleşmiş Milletler Temsilcisi, Allah razı olsun, bu konularda çok ciddi çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar şimdi bazıları tarafından takdirle karşılanır, bazıları tarafından da kıskanılabilir. Ondan dolayı ufak tefek baskılar olabilir. Mesela biz Abdullah Matuk Bey'le Suriye'nin içerisinde mülteciler için bir tampon bölge oluşturulmasını, işte yetimler için köyler oluşturulmasını ve buraların da Birleşmiş Milletler tarafından korunma altına alınması gerektiğine yönelik bir çalışma içerisinde de olduk. Hatta hala devam ettiriyoruz. O nedenle bu yapılan çalışmalar insani olan, vicdani olan, merhamet sahibi olan herkes tarafından, kurumlar tarafından ve devletler tarafından takdirle karşılanıyor. Üstad Bülent Yıldırım, المؤسسات الخيرية كثيرة مسلمة وغير مسلمة عربية وغير عربية وبعض المؤسسات لها بصمة إضافية كثير من العمل الخيري مكرر والتكرار جيد لأن الحاجة مطلوبة والحاجة تكون واحدة أحيانا لكن لو سألتك ما هي البصمة أو المميزة لمؤسسة الإيهاها التركية في العمل الخيري Öncelikle bütün yardım kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin birbirinden üstünlüğü yok. Herkes elinden gelen gayreti yapıyor. İHA ilk Bosna'da çıktığı için çok genç arkadaşlar olarak kurduk. Onun için biraz hani genç olunca cesur da olunuyor. Bizim en önemli özelliğimiz savaşın en yoğun olduğu dönemde gidip yardım dağıtmayı hedefliyoruz. Birinci öne çıkışımız o. Yani bir yere halkın üzerine bombalar yağıyorsa biz orada olmalıyız. Orada yaralılar alıp çıkarmalıyız. Birinci şeyimiz, hedefimiz buydu. İkincisi, herhangi bir doğal afette en önce oraya intikal etme yollarını tespit ettik. Birçok yerde, mesela Pakistan olsun, Aceh'de olsun, ilk giden kuruluşuz. Onun için ilk önce acil yardım yapma yeteneğine sahip bir sistemi oluşturduk. Diğer bir özelliğimiz de şu: biz asla gittiğimiz yerde kendi kurumumuzu kurmuyoruz. Oradaki samimi kurumları büyütmeye çalışıyoruz. Yani bizim büyümemiz önemli değil. Biz dünyanın her tarafında büyüsek ne işe yarayacağız? Ama oradaki kurumlar, oradaki topluluklar büyüsün ki daha çok insanlar birbirine yardım etsin. Ona dikkat ediyoruz. Ve eğitime çok önem veriyoruz. Özellikle yetimlerin eğitimine çok önem veriyoruz. Dünyada Birleşmiş Milletler'in tespitine göre 210 milyon yetim var. Ama sivil toplum kuruluşlarının tahminine göre 400 milyon civarında yetim var. Bu yetimlerin çoğu İslam dünyasından ve bunları da ne yazık ki daha çok batılı kuruluşlar bakıyor, misyonerler bakıyor. İslam dünyası ise bu yetimlere daha sistematik bakabilmeli, bunları alıp yetiştirebilmeli. Bizler bu konuyla ilgili çalışma yapıyoruz. Yetim çalışmamıza öne çıktığımızı düşünüyoruz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bir de yaptığımız hiçbir şey İHA yaptı demek istemiyoruz. Çünkü biz bunu bütün yardım kuruluşlarıyla beraber yapıyoruz. Bu İHA'nın bir projesi değil yaptıklarımız. Kuveyt'teki kuruluşlar var, Afrika'da kuruluşlar var, Katar'da kuruluşlar var, Suudi Arabistan'da kuruluşlar var. Dünyanın her tarafında kuruluşlar var. Bunlarla beraber İHA yapıyor. İHA'nın sadece bir özelliği değil. Onun için İHA
ümmetin toplu olarak hizmetinin bir parçasıdır. يعني أشكر تواضعك على أن هذه شراكة إنسانية ولستم الوحيدون في هذا الموضوع وأن الأيتام هي أزمة كبرى بهذه الملايين الكبيرة وأن اليتيم لا يكتفي فعلا بوجبة ولا بأكل إنما تأهيل اليتيم على أن يعيش حياته وهذا هو العمل المنجز وأنا أرى أيضا أن اللفتة لفك حصار غزة وسفينة مرمرة هذا لفتة كبرى علمت العالم ماذا ينبغي بحقوق المستضعفين وأنتم لا سيما نأسمكم هيئة الإغاثة الإنسانية والحقوق والحريات إلا أن هناك عمل أريد أن أسأل عنه اللي هو في الصومال والجامعات اللي تبنونها العميان والماء وهذا نشترك نحن أيضا معكم وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله Sabrım uykuya daldı Dünya saçma alıştı Garizmimi yavaşladım Huzuru kim kaybetmiş ki Ben bulmaya çalıştım Her eski incelip incelip O hadiseden ancak bu الفقرة الأخيرة مع الأستاذ بولاند يلدرم رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية والحقوق والحريات إيهاها في تركيا نجلس في اسطنبول في مكتب الإيهاها أستاذ يلدرم أنا كما ذكرت المشاهدين بأنك أنت كنت قائد سفينة مرمرة في 2010 ضد لفك حصار غزة كنت أيضا في الانقلاب واجهت الدبابات وال العسكر دخلت في حلب وقمت بصفقة التبادل بين الأسرى التبادل بين النظام والمعارضة والثورة السؤال أنكم أنتم سميتم أنفسكم الحقوق والحريات وهذا سأأتي إليه الآن أريد أن أسأل عن عمل جميل جدا يجب أن يلقي عليه الضوء وينتبه له العالم هذا العمى في العيون في الصومال في العالم لكم عندكم جهد جيد ونحن قمنا به وأنا شخصيا ذهبت إلى الصومال وفتحنا مستشفيات بعمل كويتي خيري ومدعوم رسمي أيضا ومعنا أطباء أنتم لكم هذا العمل الجميل يا ريت يسلط الضوء عليه للاحتذاء Şimdi tabii bu insani yardım hadiseleri çok önemli. Yani dünyanın her tarafındaki savaşlara, doğal afetlere biz gıda götürüyoruz, okullar açıyoruz, hastaneler kuruyoruz, işte evler kuruyoruz. Ama bir sorun var. Bu evler niçin yıkılıyor? Bu hastalar niçin oluyor? Mesela Gazze'de kimyasal silahlar kullanılıyor. Gazze'de uluslararası sisteme, hukuka aykırı silahlar kullanılıyor. İşte Suriye'de varil bombaları kullanılıyor. Suriye'de bizim kendi yaptığımız fırınlarımızın önünde ekmek almak için gelen çocukların ve kadınların üzerine bombalar atılıyor. Ve bütün dünya bunu görüyor. Bunların hiçbiri saklı değil. Buna niye ses çıkarmıyorlar? İşte o zaman sadece insani yardım götürmek önemli değil. Orada bir hak ihlali var. Bunu dünyaya duyurmak lazım. Şimdi Müslüman kadınları, kızları alıyorlar götürüp kötülük yapıyorlar. Bunun bir sahibinin olması lazım. Mesela Amerika geldi Irak'a, Samara'da 13 yaşına kız çocuklarını aldı, kirletti. Bunu dünyaya duyurduk biz. Bosna'da aynısını yaptı. Bunu duyurduk. Onun için insan hakları olmadan insani yardım olmaz. Ama uluslararası sistem Müslümanlara bir dayatmada bulunuyor. Diyor ki, biz gideriz, bomba atarız, gideriz, işgal ederiz. Siz de gelip sadece bunlara bir kilo ekmek verin. Biz de diyoruz ki hayır, biz Türkiye'de kurulmuş bir kuruluşuz. Biz sadece Müslümanların haklarını değil,
yeryüzündeki bütün ezilen insanların haklarını yerinde tespit ederiz, dünyaya duyururuz, gerekli olan ihtiyacı da tespit eder ve götürürüz. Onun için bu insan hakları konusunda yaptığımız çalışmalar çok önemliydi. Raporlar tuttuk, uluslararası hukuka taşıdık bunları. Mesela bu Gazze meselesinde Mavi Marmara'da İsrail'in yapmış olduğu şeyi uluslararası hukuka taşıdık, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdık. Amerika'da dava açtık, İspanya'da dava açtık, şimdi İngiltere'de dava açıyoruz. Uluslararası hukuk içerisinde kalarak hakkımızı arıyoruz. İyi de yol aldık, güzel de sonuçlar edindik. O nedenle aradaki bağı biz koparmıyoruz. Diğer konuya gelince, tabii şu anda ne yazık ki Afrika'ya baktığınızda, Afrika'da ciddi manada bir yoksulluk var, kronikleşmiş bir şekilde. Bu yoksulluğun sebebi ne? Bunu çok iyi araştırmak zorundayız. Yani Afrika'nın yeraltı kaynakları çok büyük. Bunları kim alıyor, götürüyor? Bakıyorsun batılı ülkeler veya uluslararası şirketler bu şeyleri alıyor. Dünyanın en büyük elmas madenlerinin çıktığı Orta Afrika en fakir ülkelerden biri. Onun için biz buradaki hak ihlallerini de dünyaya duyuruyoruz. Dünyaya duyurduğumuzda bir şeyle de karşılaşıyoruz. İnsanlar yoksulluktan dolayı çok küçük paralarla kendilerini iyileştirebilecekleri katarak hastalığından kurtulamıyorlar. İşte onun için orada katarak hastaneleri açtık. Ve şu anda dünyada ilk defa böyle bir seriyi İHA başarmış oldu. 100 bine yakın katarak ameliyatı yaptık. Maşallah. 100,000 ameliyat cerrahiyel uyun. Ve hiye cerrahiye basita tec'al insan yubsir. Ve hada munteşir fi Afrika. Bu Afrika için çok önemli çünkü Afrika'da katarak ameliyatı çok fazla ihtiyaç var, katarak ameliyatına. Tabii bu ameliyatı yapabilmek için önce bir sürü insanı muayene ediyorsun, göz muayenesi ediyorsun. 1 milyona yakın insan da bu muayeneden geçmiş oluyor yani bu süre içerisinde. Ama Allah'a hamd ediyoruz, bir tane ameliyatımızda bile bir aksilik olmadı. Allah'a çok dua ettik, ya Rabbi dedik, ne olur. Bu insanlara hizmet etmeye geldik. Bir tane ameliyatımız bile şey olmasın, başarısız olmasın, kalıcı bir hastalığa sebep olmasın diye. Ve bu kadar kişinin gözü açıldı. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. 8 yaşlarında bir çocuk, gözleri görmüyor. Doğuştan katarak olanlar var Afrika'da. Bunun gözünü açtırdık. Ve kıza dedik ki annen hangisi? Onun görüntüleri de var. İnşallah arkadaşlar bulup verir. Kız kokusundan annesini buldu. O kadar büyük bir mutluluk vardı ki. Üstad Boland Yıldırım yani hadi kıssatı tıfla ve l-um. الناس الحمد لله يعرفون هذه الحاجات ويتفاعلون أكثر بهذه الحقائق الغائبة عنهم. أسئلتي كثيرة وأعمالكم كبيرة. أنا أنست عندما علمت بدأتم بالجامعات أذكر جامعة حلب قبل شهور وغيرها لكن في الدقائق الأخيرة أريد أن توجه رسالة إلى العرب. Arap dünyasını çok seviyoruz çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Araplardan geldi ve Kur'an-ı Kerim'de Arapça insanlığın kurtuluşu Kur'an-ı Kerim'dedir. O nedenle Arapça bilgisiyle hareket eden insanların İslam'ı daha iyi bildiğine inanıyoruz. Yani siz Araplar İslam'ı çok daha iyi biliyorsunuz diye düşünüyoruz. Onun için yeryüzünde şu 3 konuyla Arapların daha çok mücadele etmesi lazım ki bunlar İslam dünyasının en büyük problemidir. Birincisi cehalet. İkincisi fakirlik. Üçüncüsü de Müslümanlar arasındaki ihtilaf ve daha sonra da insanlık arasındaki ihtilaf. Şimdi Arapçayı siz biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Araplar içerisinde geldi. Sünnet-i Seniye'yi siz dahi yaşıyor olmalısınız. O nedenle İslam'ın insanlığa çözümünü siz daha çok ortaya koymalısınız. İşte tekrar ediyorum. Onun için siz daha çok cehaletle, fakirlikle ve ihtilafla savaşmak zorundasınız. Bu konuda bizler
Her zaman sizin yanınızda olacağız. Mesela Somali'de biz şimdi bir tıp fakültesi açtık. Ziraat fakültesi açtık. Afrika'da çoğu ülkede Ziraat Bakanlığı yok, biliyor musunuz? Halbuki açlıktan kırılıyor. O nedenle bu ziraat fakültelerini Afrika'nın her tarafına açmalıyız. Tıp fakültelerini her tarafa açmalıyız. Sağlıkçı yetiştirmeliyiz. Yine Suriye'de üniversiteleri açtık bizler. Çocuklarımızı eğitmeliyiz. Bu konuda da Arap dünyasının bize her türlü desteği verdiğini biliyoruz. Vereceklerini de umuyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. الأستاذ بولنت يلدرم كلامك عن العرب كبير والثناء وكان ودي أعلق على لواقع العرب اليوم وذكرك للتحديات الثلاثة أو الأربعة واقعي كان ودي أتكلم عن مشروعاتكم في الدعم في أفريقيا في الزراعة كيف أنكم لا تعطونهم فقط يبذرون إنما كل إنسان يزرع ويعلم زارع ويأتي بإنتاج تعينونه بمال خطة استراتيجية جميلة في قضية تفعيل الزراعة الأستاذ بولنت يلدرم رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية والحقوق والحريات إيهاها في تركيا أشكرك وأنت ليست فقط زعيم هذه إنما أيضا عرفت بأنك زعيم أسطول الحرية وسفينة مرمرة لقطع وكسر الحصار الظالم على أهل غزة وموقفك ضد الانقلاب في الشارع أمام الدبابات معنى ذلك أننا نجلس في هيئة خيرية إغاثية حقوقية ضد الظلم ومع الخير شكرا لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته